değerli misafirler, törenimiz başlamıştır. Konuklarımızın yerlerine tekrar davet ediyorum. Hata ben de biliyorum, söylemedim ki hislerimi. Biliyorum artık geç ama haykırıyorum gerçeği. Ben sensiz kimsesiz, ben sensiz sinirsiz. Hiç bana sordun mu oh, aşkımıza ağlarken? Bana sordun mu oh, sevgimizi harcarken? Hiç bana sordun mu oh, aşkımıza ağlarken? Bana sordun mu oh, sevgimizi harcarken? Eli güne inanıyorlar, ismimizi karalara boyadın ya. Kaldım beni bir tokat dağlara ettin ya. Hiç bana sordun mu oh, aşkım dağlarken? Bana sordun mu oh, sevgimizi harcarken? Hiç bana sordun mu oh, aşkım dağlarken? Bana sordun mu oh, sevgimizi harcarken? Kemal Mesih'in tonuyla Tatkın. Yakın Doğu Üniversitesi Latin Dansları ekibine çok teşekkür ediyoruz. Sayın Kurucu Rektörüm,
Sayın Mütevelli Heyeti Başkanım, Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Dekanım, saygıdeğer öğretim elemanları, değerli aileler ve sevgili arkadaşlar. Yakındoğu Üniversitesi 2014-2015 güz dönemi mezuniyet törenine hepiniz hoş geldiniz. Biz genç iletişimcilerin önemli ve anlamlı bugününde bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Törenimize başlarken huzurlarınızda sırasıyla Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü, Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü ile Gazetecilik Bölümlerinden mezun olacak arkadaşlarımız salona davet ediyoruz. Atatürk ve aziz şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna ve İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum.
Şimdi sizleri müzik öğretmenliği bölümü öğretim elemanlarından Ertem Nalbantoğlu ve Mustafa Elmas'ın hazırlamış olduğu müzik dinletisiyle baş başa bırakıyoruz.
bu güzel dinleti için hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Şeye dönüştürür. Kendi hikayesini yazan ve yazdırandır. Toplumuna sahip çıkandır. Tarihine ve kültürüne sahip çıkandır. Özgündür, özgürdür. Fark yaratır. Değişime ve gelişime odaklanır. Meydan okur, yenilikçidir. İleriye odaklanır. Öncü ve liderdir. Bilgiyi üretir ve paylaşır. Sanatçıdır, bilim insanıdır, sporcudur, dünya insanıdır. İnatçıdır, engel tanımaz, yeni çözümler bulur. Paylaşımcıdır, kıtaya adalı damgası vurandır. 25. yılda Yakın Doğu Üniversitesi her adımda bir başarı. Savaşlar, sorunlar, anlaşmazlıklar, kavgalar, nefretler, çatışmalar, kızgınlıklar. Hepsi iletişimsizliğin dünyamızda, çevremizde ve ilişkilerimizde yarattığı sorunlar değil midir? Binlerce düğümü bir tek sözle çöz. Görsel iletişim ve tasarım, radyo, TV, sinema, halkla ilişkiler ve tanıtım, gazetecilik, film yapımı. Günün anlam ve önemini vurgulayan konuşmalarını yapmak üzere İletişim Fakültesi Dekan Vekili Sayın Doçent Doktor Gökçe Keçeci Şekeroğlu'nu kürsüye davet ediyoruz. Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Öğretim Elemanları, saygıdeğer veliler ve siz sevgili mezunlar. 2014-2015 güz dönemi mezuniyet törenimize hoş geldiniz, onur verdiniz. Sizlere, şahsım ve fakültem adına teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Sayın hocalarım, büyük bir sabır ve özveri isteyen bu mesleğin belki de en keyifli anlarından birini yaşıyorsunuz. 4 yıl boyunca bilgi birikiminizi, duruşunuzu ve değerlerinizi aktardığınız öğrencileriniz mezuniyete hak kazanmış ve karşınızda duruyorlar. Kuşkusuz onlarla gurur duyuyorsunuz. Fakültemizin en önemli misyonlarından biri olan toplumsal konulara duyarlı, araştıran, sorgulayan ve iletişim süreçlerini bilen bireyler yetiştirmeyi başardığımızı düşünüyorum. Elbette bu başarıda kurucu rektörümüz Sayın Doktor Suat Günsel'in üstün öngörü yeteneği ve mütevelli heyeti başkanı Doçent Doktor İrfan Günsel'in önderliğinde üniversitemizin üst düzey idari kadrosunun da sonsuz desteği unutulmamalıdır. Yayınladığımız gazetenin, çektiğimiz filmlerin, yaptığımız araştırmaların, gerçekleştirdiğimiz projelerin, açtığımız sergilerin, düzenlediğimiz etkinliklerin başarısında güç ve güven hissettirerek yer alan üniversite yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum. Fakültemizin geleneksel hale gelen ve bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Uluslararası Medya Çalıştayı ile Mayıs ayında 9.sunu gerçekleştireceğimiz Uluslararası Fotoğraf Günleri bu desteğe önemli örneklerdendir. Değerli konuklar, 97 yılında kurulan İletişim Fakültesi her yıl bilimde ve teknolojide bir önceki yılın önüne geçmeyi ilke edinmiştir. İçinde bulunduğumuz eğitim dönemi de fakültemiz için oldukça verimli geçmiştir. İletişim Fakültesi'nde bu yıl çift dilde eğitim veren 5 lisans bölümüne 4 ön lisans, 4 yüksek lisans ve 1 doktora programına ulaşmanın gururu içerisindeyiz. Akademik araştırmaların ortamını ve paylaşımını sağlaması amacıyla Center of Excellence'e bağlı olarak kurulan İletişim Araştırmaları Merkezi de öğretim elemanları ve öğrencimizin önemli çalışmalarına zemin oluşturmuştur.
Ayrıca fakültemiz dünyadaki birçok önemli ve saygın üniversitenin üyesi olduğu Avrupa İletişim Araştırmaları ve Eğitim Derneği ile Avrupa Halkla İlişkiler Eğitimi ve Araştırmaları Derneği'ne ve Uluslararası İletişim Derneği'ne üye olarak kabul edilmiştir. Önümüzdeki dönem film, sinema ve tasarım alanlarında akreditasyon görüşmelerine hazırlık yaptığımız iki saygın derneğe de başvuru yapıldığının müjdesini vermek istiyorum. Fakültemizin böylesine yoğun akademik çalışmalarına koydukları katkıdan dolayı sizlerin huzurunda fakülte öğretim elemanlarına da teşekkürlerimi sunuyorum. Saygıdeğer veliler, çok farklı duygularla bugün buradasınız. Sevgiyle, ilgiyle, özenle yetiştirdiğiniz evlatlarınızı yaşam mücadelesine uğurlarken heyecan hissediyorsunuz. Yakındoğu Üniversitesi akademik ve idari kadrosuyla bize emanet ettiğiniz bu gençleri iyi yetiştirdi. Bundan şüpheniz olmasın. Gelecekteki başarılarından emin olun ve onlara güvenin, gurur duyun. Saygılı, ölçülü, medeni gençler olarak çağdaş dünyaya uyum sağlamaya ve onu geliştirmeye hazırlar. Ve siz sevgili mezunlar, hocalarınızın, ailelerinizin maddi manevi katkılarını inkar etmemekle beraber kendi gayret ve özverinizle üniversitemizden mezun olduğunuz için sizleri gönülden kutluyorum. Bugüne kolay ulaşmadığınızı biliyorum. Gelecekle ilgili planlarınız, hayalleriniz ve hedefleriniz için çok çalıştınız. 4 yıllık lisans eğitiminiz süresince kazanmış olduğunuz değerlerle doğru bakabilme, görebilme, analiz edebilme ve en önemlisi doğru sonuca ulaşabilme konusunda hep önde yer alacaksınız. Bugün ve gelecekte iletişimin hangi alanında yer alırsanız alın, öncelikli özelliğin duyarlı insan olabilmekten geçtiğini hiç unutmayın. Bu konuda sizlere olan inancımız sonsuzdur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öğrenci olmak, güven duygusu uyandıran samimi ve yardımsever ada halkıyla, iklim ve coğrafyasının rahatlığı ve en önemlisi çağdaş eğitim ve yaşam standartlarına sahip olan Yakındoğu Üniversitesi ile bir ayrıcalıktır. Bu ayrıcalığı, inandığı ilke ve değerlerini davranışlarına yansıtabilen, konuşmaktan çok dinlemeyi seçen iyi birer iletişimci olarak değerlendirmeniz dileğiyle yolunuz hep açık olsun. Teşekkür ederim. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Yakındoğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Profesör Doktor Fahrettin Sadıkoğlu'nu konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sevgili öğrenciler, öğrencilerimizin velileri ve yakınları, değerli meslektaşlarım, çok değerli misafirlerimiz. Bugünkü bu törene hoş gelmişsiniz, sefa getirmişsiniz. Bugünkü törene katılan herkese Yakındoğu ailesi olarak teşekkür ederim. Sevgili öğrenciler, siz çok güzel bir meslekten ve güzel bir fakülteden mezun oluyorsunuz. Bir yabancı İletişimci arkadaşım, milletvekili, bir gün bu fakülteni ziyaret eden de bana söyledi. Ben onun söylediğini söylüyorum. Ben çoklu iletişim fakültelerini gezdim. Kendisi de iletişimcidir. Ve böyle bir donanımlı fakülte hiç görmedim. İster laboratuvarları, ister stüdyoları, ister öğrencilerin duruşları, bakışları, hepsi dedi burada çok mükemmeldir. Sevgili öğrenciler, sizin bu günlere gelmenizde çok insanların katkıları olmuştur. İlk önce velileriniz hakkında konuşmak isterim. Onların yaptıkları her türlü takdirin üstündedir. Onlar bazen gecelere uyumadılar. Sizin bu günlere gelmenizde büyük çabalar gösterdiler. İster manevi bakımdan,
isterse de madde bakımından. Diğer bir konu da sizin bu günlerde gelmenizde büyük katkıları olanlardan da sizin hocalarınızdır. Hocalar 4 yıl bundan önce, 5 yıl bundan önce sizi aldılar. Sizde bir dünya görüşü oluşturdular, eğitim verdiler ve bu günlere getirip çıkarttılar. Siz bugün hayatınızın bir sayfasını kapatıyorsunuz. Ve aldığınız 4 yıl boyunca aldığınız güç, enerji, bilgiyle yeni bir sayfa açıyorsunuz. Eminim ki siz bu yeni sayfada daha çok becerili bir elemanlar olacaksınız. İletişim fakültemiz, neden söyledim ki siz çok iyi bir fakülteden mezun oluyorsunuz? Ondan dolayı ki bakın, Yakın Doğu Üniversitesi'nin İletişim Fakültesi, Kıbrıs'ın tüm duayen gazeteciler, duayen iletişimcileri bu fakültede tam zamanlı olmasa da yarı zamanlı çalışmaktadırlar ve her zaman da çalışmışlardır. Sizde dört, bugüne kadar bizim İletişim Fakültesi'nde dört bölüm ve iki ön lisans programı var idi. Bu yıldan yeni bir lisans programı, film yapımı ve yayıncılık isimli yeni bir program ve 3 ön lisans programı açıyoruz. Evraklar şu anda yüktedir. İnşallah yakın zamanlarda onay da biter. Ancak benim fakülteyle ilgilenen birisi olarak en çok sevindiğim, uzun yıllar çaba gösterdik. Burada doktora programını açabilmiyorduk. Sonuçta öten yıl 2014'te doktora programında medya ve iletişim çalışmaları doktora programında açtık. Bu programın açılmasında tüm emeği geçen hocalarımıza da buradan teşekkür ediyorum. Çünkü o kadar da kolay olmadı. Büyük bir rekabet, Türkçe çapında bile bir doktora programının açılması o kadar da kolay olmamıştır. Sevgili öğrenciler, sizin bizim en büyük arzumuz, ister hocalarınız, ister velilerimizin, hepimizin arzumuz sizin gelecek başarılarınızdır. Size gelecekte başarılar dilerim. Yolunuz ve bahtınız açık olsun. Sağ olun. Sayın Rektör Yardımcımıza çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, mezun dönem arkadaşları adına İletişim Fakültesi 2014-2015 yüz dönemi fakülte birincisi. Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun Tahir Tehdit'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Dekan Vekilim, değerli hocalarım, kıymetli misafirler ve sevgili arkadaşlarım. Öncelikle bu güzel ve onurlu günümüzde bizleri yalnız bırakmadığınız için, bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize hoş geldiniz der, teşekkürlerimi sunarım. Bir şeyleri başarmak müthiş bir duygu. Ben ve arkadaşlarım bu güzel duyguyu şu anda huzurlarınızda yaşıyoruz. Üniversiteye yazılmadan önce acaba başarabilecek miyim diye çok düşünmüştüm. Lise sonrası üniversiteye girmemiş ve aradan yıllar geçmişti. Üniversite eğitimini yoğun bir iş temposu, ailem, eşim ve küçük kızımla bir arada yürütmem gerekiyordu. Yapmam gereken tek bir şey vardı. O da çok çalışmaktı. Çok çalışmanın sonucu mutlaka başarıdır. Zaman çok çabuk geçiyor ve hepimiz ayrı ayrı sorumluluk sahibi bir birey olma yolunda ilerlemekteyiz. Sorumlu vatandaş olmanın temeli, atalarımızın elleriyle yarattıkları cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkmaktan geçer. Atatürk'ün bizlere gösterdiği yolda cumhuriyetimizin en büyük koruyucularıyız. Kimse tereddüt etmesin ki her türlü ülke sorununda bir fikrimiz, bir çözümümüz var. Düşünüyoruz, araştırıyoruz, öğreniyoruz ve eleştiriyoruz. Her güzel başlangıcın bir sonu vardır. Bu keyifli fikir yolculuğunun sonuna gelirken bugüne kadar bana kadarıma yol gösteren, her zaman ve her koşulda yanımızda olan, fikir ve eşsiz bilgilerini bizimle paylaşmaktan büyük zevk duyan siz hocalarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
Sözlerime son vermeden önce özellikle vurgulamak istediğim bir konu daha vardır. Yakın Doğu Üniversitesi çok hızla gelişen, değişen, büyüyen ve beğenilen bir üniversite olarak uluslararası arenada fark yaratmıştır. Bunun birçok sebepleri vardır. Ama en önemli sebeplerinden bir tanesi de kurucu rektörümüz Sayın Doktor Suat İrfan Günsel'in adada kıtalı gibi yaşamak sloganından hareketle ülkemizde çok büyük projeleriyle sesini dünyaya duyurmasıdır. Bir Kıbrıslı Türk olarak bizleri adada kıtalı gibi hissettirdiği ve yaşattığı için Sayın Günsel'e sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olun, teşekkürler. Tahir Tehdit'e konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer konuklar, sayın hocalarım, sırada huzurlarınızda duran genç iletişimcilerin iletişim yeminleri var. Ben de bir iletişim mezunu olarak bu yemini sizlere ettirmekten onur duyuyorum. Hazır mıyız arkadaşlar? İletişimin meslek ilkeleri doğrultusunda. İnsan hakları temelinde. İnsan hakları temelinde. Doğru, dürüst ve tarafsız davranacağıma. Doğru, dürüst ve tarafsız davranacağıma. Bilgi, haber alma ve eleştirme özgürlüğümü kullanacağıma. Bilgi, haber alma ve eleştirme özgürlüğümü kullanacağıma. Her türlü şiddete ve baskıya karşı duracağıma. Her türlü şiddete ve baskıya karşı duracağıma. İnsanlığın kültürel değerlerine. İnsanlığın kültürel değerlerine. Ve çok sesliliğine saygı göstereceğime. Ve çok sesliliğine saygı göstereceğime. Mesleğimi. Mesleğimi. Maddi ve manevi çıkar sağlamak için kullanmayacağıma. Maddi ve manevi çıkar sağlamak için kullanmayacağıma. Ant içerim. Ant içerim. Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Profesör Doktor Fahrettin Sadıkoğlu'nu, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunu Fakülte Birincisi Tahir Tehdit'e diplomalarını vermek üzere sahneye davet ediyorum. Fakültesi Dekan Vekili Sayın Doçent Doktor Gökçe Keçeci Şekeroğlu'nu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunu Fakülte Üçüncüsü Emel Yaman'a diplomasını vermek üzere sahneye davet ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Yerlerine uğurluyoruz. Diplomalarını almak üzere Efe Yamanuk, Gizem Mohaç, Serap Sabri, Mustafa Yıldırım Yücel ve Halil Aksoy'u sahneye davet ediyorum. Diplomalarını vermek üzere ise Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Sayın Profesör Doktor Orhan Çiftçi'yi sahneye davet ediyorum. Thank you.
hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarla yerlerini uğurluyoruz. Diplomalarını almak üzere Sercan Demirman, Ekrem Yavuz, Çağrı Gevrek, Bulut Aldağ'ı sahneye davet ediyorum. Diplomalarını vermek üzere Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Bölüm Başkanı Sayın Profesör Doktor Nilgün Abisel'i sahneye davet ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarla yerlerine uğurluyoruz. Diplomalarını almak üzere Veli Mutluel, Mahmut Abbas, Erce Çorbacı ve Talat Karamanoğlu'nu sahneye davet ediyorum. Diplomalarını vermek üzere ise Gazetecilik Bölüm Başkanı Sayın Profesör Ünlen Demiralp'i sahneye davet ediyorum. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Diplomalarını almak üzere Jale Madi, Evrim Çağan İlhan, Vedat Balat, Batuhan Erimli'yi sahneye davet ediyorum. Diplomalarını vermek üzere Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Sayın Yardımcı Doçent Doktor Fevzi Kasap'ı sahneye davet ediyorum. Thank you.
ve anlamlı yolculuğun en güzel yerine geldik. Hep beraber bu tarihi ana şahit olmak üzere mezunlarımızı kep atma töreni için sahnenin ortasına davet ediyorum. Kep atma töreninin ardından fakülte girişinde yer alan Görsel İletişim ve Tasarım Bölümünün proje sergisi kokteylinde görüşmek üzere. Arkadaşlar hep beraber. Mezun arkadaşlarımız hazır mıyız? Bu kadar mı? Hazır mıyız? Evet. 5. Hep beraber 5. 3. 2. 1. Üzere sahneye davet ediyorum. Gazetecilik Bölüm Başkanı Sayın Profesör Ünlen Demir Alp'i tekrar sahneye çağırıyoruz. Bu da evet sevgili misafirler, bu da mezun arkadaşların İbrahim'e çok güzel bir şakasıydı. Arkadaşlarımıza tekrar tebrik ediyorum. Değerli tüm fakülte hocalarımızı fotoğraf çekimi için sahneye davet ediyoruz. Lütfen öğrencileri kırmayın, sahneye buyurun.